Ürün alırken tüketici yorumlarının servise ilgili şikayetlerin ne kadar önemli olduğunu başıma gelen son olayda bir kez daha anladım. Şu anda ben Asus Zenfone 5 telefon için bir tüketici kaydı oluşturuyorum. Kayıtlı olması için. Ee, ne yapıyordum ürün alırken ben? İşte fiyatına bakıyordum, özelliklerine bakıyordum. Hoşuma gittiği zaman ürünü alıyordum. Ama ürünün e, arıza boyutu ve servisle cebelleşme boyutunu çok fazla önemsemiyordum. Bununla ilgili yorumları okumuyordum. Ta ki Asus ZenFone 5 telefonla tanışana kadar Allah'ım dedim ben ne günah işledim de sen beni Asus'a muhatap yaptın. Şimdi şuradan faturama bakayım. 37 2018 tarihinden internet üzerinden Asus ZenFone 5 telefon aldım. Telefonun 14. ayında arka kamerasının geniş açısı ekranın sağ tarafına flu çekmeye başladı. Ön kamerada da randevuza olarak gri çizgiler atıyordu. Bu şekilde telefonu kullanmaya çalıştım. Çünkü servise göndermek telefonu çok büyük sıkıntı. Ama baktık e, arızalar artmaya başladı. Dedim bu servise gidecek zaten garanti kapsamında. Servise gönderdim ama servise göndermeden önce de yani bir sürü uğraşmanız gereken olay var. Milletten emanet telefon bulacaksınız arkadaşlarınızdan. Yeni telefona ayarlar yapacaksınız, verilerinizi yükleyeceksiniz, uygulamalarınızı yükleyeceksiniz, öbür telefonu servise gidecek olan reboot fabrika ayarlarına geri getireceksiniz. Servise gitti. Servisten e, bir hafta sonra telefon geri geldi. Ha, bu ara servise gönderirken telefonun içerisine de hatalı çekimlerini video olarak atmıştım. Yani dosya olarak atmıştım. Servis telefon ellerine ulaşınca beni aradı. Dedi biz bununla dedi çekim yapıyoruz. Bir hata göremedik. Bak arkadaşım dedim. Yazdım detaylı olarak. Size örnek videoları da attım. Bu randomize yapıyor. 3-5 çekim yapıyorsunuz. Arıza vermiyor. Daha sonra bir çekim yapıyorsunuz. 2-3 arızayı birden atıyor. O nedenle dedim. Yani çekim yapacaksan dedim. Bir 3-5 saat onunla çekim yapacaksın ki arızayı görebilesin. Zaten arka kameranın arızası her durumda var. Tamam beyefendi dediler. Ön kamera, arka kamera değişti. Anakart değişti ve bir hafta sonra telefon bana geri geldi. Telefon bana geri geldi ama özellikle ön kamera arızası devam ediyordu. Yani ön kamerada çizgiler gitmişti. Yerine bölgesel e, piksel bozulmaları gelmişti çekim sırasında. Dedim ki lanet olsun bununla bir Çünkü telefon gittiği zaman tekrar emanet telefon bulup uğraşmak, gelen telefona tekrar eski ayarlarını yerine getirmek, verileri tekrar yedeklediğim verileri geri yüklemek bir iş. Bunların hepsi bir iş. Bu şekilde telefonu kullanırken PTK'dan, Bileşim Teknoloji Kurumu'ndan bana mesaj geldi. email numaranız kaçak, telefonunuz kapanacak. Ben e-devlet üstünden kendim e-mail numaramı işleyemedim çünkü e-mail numaramla ilgili bir kayıt olmadığına dair mesaj geliyordu ve herhalde bunu servis yapacak. Daha sonra telefonum kapandı. Kapandıktan sonra PTK'yı aradım dedim ki ya dedim servisle alakalı bir durum bu e ve ben açamıyorum e-devlet üzerinden. Dedi ki Asus servisi dedi eğer bu e-mail numarasını yeni karttaki e-mail numarasını sistemimizde işlemediyse bunu açamazsınız. Asus müşteri hizmetlerini aradım Asus destek sayfası üzerinden mail attım ve bana gelen servis fişi üzerindeki mail adresine servis fişinin resmini çektim daha sonra yeni e-mail numaramı yazdım sıkıntının ne olduğunu anlatarak mail attım telefonla aradığımda tamam beyefendi kayıt oluşturuyoruz dediler daha sonra Asus sayfası üzerinden gönderdiğim maile 48 saat sonra cevap geldiler ilgili yere mailiniz iletilmiştir diye şeye, e, adını siz getirin e, servis fişi üstündeki mail adresinden bana dönüş yaptılar. Dediler ki yeni e-mail numaranızı bize yazar mısınız? Dedim ki arkadaşım servis fişini zaten yazmışım. Şey resmini çekmişim. Yeni e-mail numaramda şeyi okursan, e, mail okursan orada görürsün dedim. Ve yine tekrar yazıyorum dedim. Daha sonra müşteri hizmetleriyle ben tam 3 kez görüşme yaptım. Her seferinde tamam beyefendi kayıt oluşturuyoruz. Tamam beyefendi kayıt oluşturuyoruz. Telefon 36 saat kapalı kaldı. Bu ara görüşmelerimi yapamadım. Tüm işlerim birbirine girdi. Neyse emanet bir telefon buldum. 36 saat sonra mail geldi. Telefonunuzu servisim, servisimize tekrar göndermeniz gerekli. Dedim dalga mı geçiyorsunuz siz? E, 48 saat sonra aradılar beni servisten. Beyefendi kartta bir hata yapmışız. Düzeltebilmemiz için telefonunuzun tekrar servise gelmesi lazım. Dedim ki siz dalga mı geçiyorsunuz benle? Yani yeni e numarasını sisteme işleyin. Telefonunuz gelmesi lazım beyefendi. Bak dedim canım kardeşim. Daha önce de, de sizin UPS kargo ile anlaşmanız var. UPS kargo ile ben size telefonu gönderdiğimde öğleden sonra geliyoruz dediler. Ben öğleden sonra ağaç oldum ve tam saat 5.30'da geldiler akşam dedim. Yani beni cebelleştirme. Yok beyefendi fark etmez siz bize herhangi bir kargo şirketiyle de bu telefonunuzu gönderebilirsiniz dediler. O zaman dedim ki tamam gönderiyorum. Ön kameradaki arızaya da tekrar bir bakın dedim. Ve ben Aras Kargo'yla telefonu smsinfo.com asus servisine gönderdim. Ve geldim eve bunun üstündeki barkodu ve şey etiketin resmini yine havale et asus.com mail adresine yani irtibat kurduğum mail adresine gönderdim. Dedim ki telefonu kargoya verdim telefonunuz geliyor. Ve dedim tekrar hatırlatıyorum yine örnek YouTube'a attığım bir video üzerinden örnek bakın yaptım dediğiniz garanti kapsamında oldu dediğiniz ön kamera yine hatalı çalışıyor bari bunu da düzeltin. Benim mailime iki gün sonra dönüş yaptılar beyefendi e, telefonunuzla ilgili şikayeti yazın ben de dönüş yaptım tekrar dedim ki arkadaşım Sizinle yapmış olduğumuz en az bir 4 veya 5 yazışma var. Mail aşağı doğru kaydırırsanız tarihsel sırayla sizinle yaptığımız yazışma ve bununla ilgili şikayetlerimi zaten döktüm. Bunun haricinde sizin servisiniz e, müşteri hizmetlerinize ben 3 kez her seferinde ki bugün dördüncü konuşmamı yaptım her seferinde tekrar tekrar yazdırdım. Sizin benim ismimden ya da telefonun seri numarasından bu şikayetlere zaten ulaşabiliyor olmanız lazım. Ya yani onu bırakın şu maili bir aşağı doğru kaydırın. Aşağıda şikayetlerim zaten var dedim ama tekrar yazıyorum. Tekrar gelen mail üzerine ben şikayetlerimi yazdım ve bugün beni Aras Kargo'dan aradılar. Dediler ki karşı taraf e, telefon şeyi kargonuzu almadı. Kargonuz şubemizde gelin alın ve Karşı tarafa barkod numarasını göndermeme rağmen, telefonun geleceğine haber vermeme rağmen karşı taraf telefonu almamış bile. Telefon bana geri geldi ve ben bu telefona tekrar kargo ücreti ödedim. Yani durduk yere ben iki, bir haftayı geçti telefonu kullanamıyorum. Ekstradan telefonu göndermeye çalışırken tekrar kargo ücretlerine muhatap kalıyorum. Ve benim burada en ufak bir suçum yok. Ha Benim tek suçum varsa Allah'tan Asus'ta tanışmış olmak. Yani lanet ettiğim bir durum. Burada benim bir suçum yok. Servisi e, müşteri hizmetlerini arıyorum. Habire not alıyorlar. Gönderin gönderin bak arkadaş diyorum. Göndereceğim yine geri gelecek. Yani sen benden farklı bir şey mi yapacaksın? Ben mail atmışım. Etiketi üstündeki resmini göndermişim. Tekrar tekrar hatırlatmaları yapalım. Yapmışım. Beyefendi siz gönderin diyor. Bu bir tüketici yorumu olarak. Ha alıp memnun kalanlar olabilir. Bir şey demiyorum. Daha sonra han başıma geldikten sonra ben araştırdım yorumlara baktım servisle ilgili de özellikle yorumlara baktım. Şikayet sitelerindeki e, memnun olanlar olabilir. Bu benim başıma gelen belki talihsizlik diyebilirsiniz. Belki başka bir şey diyebilirsiniz. Ama ben bunu kalıcı olması ve tarihe not düşmek adına video kaydını alıyorum. Ya bundan sonra ne olacak? Bu telefonun akıbeti ne olacak? Servis bunu düzeltecek mi? Daha başka bana ne eziyetler çektirecek? Daha başka bana ne cebelleşmeler yaşatacaklar bilmiyorum. Ama şu an ara durumda ben bunu kaydını alıyorum. Hepinize iyi günler dilerim.